İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Bir insan zamanı iyi kullanamıyorsa muhtemelen bazı şeylerde yoksunluk vardır. Yani ya iş disiplini yoktur, ya öz denetim şeyi vardır, olumsuz inançları vardır ya da problemin farkında değildir. Zaman kullanımı, zamanın verimsiz geçtiğinin farkında değildir. Önce bunu bir fark etmek lazım. Siz zamanınızı ne kadar kaliteli kullanıyorsunuz? Zaman kaliteli kullanılması stres düzeyi açısından da olumlu etkilere sahiptir. Zamanı verimli kullanmak istiyor musunuz? Bu soruya bir cevap verin önce. Ben verimli kullanmak istiyorum. Kullanırsam neler elde ederim? Kullanmazsam ne kaybederim? Mesela vaktiniz çok fazla müsait. Ama o kadar müsait vakte sahip olmanıza rağmen gün içinde yaptığınız bir incir çekirdeğini doldurmayacak kadar bir faaliyet bu. Ben bundan memnun muyum? Yoksa daha iyi iş ne yapabilirim? Aranacak kimi aranacak? Eğitim alınacaksa eğitim aranacak mı? Ne zaman aranacak? Nasıl aranacak? Kimle görüşülecek? Görüşüldüyse ne görüşüldü? Küçük notlar alarak kendi hayatınızı bu şekilde planlayabilirsiniz. Ve zamanı kullanmazsam ne kaybederim? Bu sorulara bir cevap verin önce. Hani siz bu üç soruya cevap verirseniz ondan sonra evet aslında olumsuz diyalog demiş, doğru söylüyorsunuz. Bu bir alışkanlık, bir iletişim şekli arkadaşlar. Dediğiniz gibi olumsuz iç diyalog zamanı kullanmadan, stresten, normal hayatında gün içinde olan sosyal ilişkilerden her şeyde karşınıza çıkacak bir olaydır. Çünkü ağız alışkanlığıdır. Artık bir yerden sonra alışkanlık haline gelmiştir. Bunu değiştirmek gerekir. Bazen dilinizi ısırmanız gerekiyor. Her zaman her yerde kendinize olumsuz şey ya da olumsuz ifadelerde bulunmamaya özen gösterin. Çünkü akıl inançları geliştirmeye meyillidir. Biraz sonra diyeceğim size, konuşacağız. Ama oraya biraz sonra geleceğiz. Şimdi kafanızı karıştırmayın. Mümkün olduğu kadar olumsuz şeyler içinizden geçmeye başlıyorsa bunun nedenini araştırın. Neden hep kendinize olumsuz şeyler söylüyorsunuz? Kök inancınız vardır. Mutlaka temelde bir kök inancınız vardır. Bu inancı keşfetmeye çalışın. Ben neden kendime hep olumsuz şey söylüyorum? Ya da bu kadar olumsuzluğu hak ediyor muyum? Olumsuz diyaloğu. Ben kendime sürekli olumsuz şey. Ne yaptım ki ben ya da ne yapamadım ki bu kadar bu fikri edindim? Bilişsel bir çalışma yapın ve mantıksal bir çıkarımda bulunun olumsuz şeyler. Gerçekten hak ediyor muyum? Yani ben kendime topal dedim atıyorum. Ya sen topalsın. Ben topal mıyım? Hayır değilim. O zaman niye kendine topal diyorsun? Bu şekilde bir mantıksal çıkarımda bulunun. Yani hak ediyor musunuz o söylediğiniz cümleyi? Gerçekten katılıyor musunuz? Katılıyorsanız neden katılıyorsunuz? O kök inancınızı keşfedin ve o kök inancınızı yani temelde birisi size küçükken yapamazsın, senden bir şey olmaz mı dedi. Onu dediyse onu değiştirin. Onun yerine başka bir şey koyun. Tabii bu biraz terapiyle de olan bir şey. Danışmayla da olan bir şey. Ama kendi başınıza da bunu keşfetme imkanına, yetisine sahipsiniz. İlla ki bir terapiste de gerek yok. Şimdi olumsuz diyalogla ilgili biraz sonra konuşacağız. Yani kök inançlar neler olabilir onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Hem orada da geçmiş olur. Ama dediğiniz çok doğru. Olumsuz inanç hayatın her alanında karşılaşacağımız bir durum. Çünkü artık bir yerde dilimize alışkanlık olmuş. Şimdi zaman kullanımı açısından zorlukları fark etme açısından bakarsak zaman kullanımı dikkat edin. Bu rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun sözüdür. Zaman kullanımı insanın aynasıdır der. İlgilerini, değerlerini, kişiliğini buradan görebilirsiniz. Bir insanı tanımak istiyorsanız onun
zaman kullanımını çok inceleyin. Dikkat edin. Bu çok basit bir şeydir. Hiçbir anket, analiz, şu bu çalışmasına girmenize gerek yok. Sadece oturun gözlemleyin. Bir günde neyle uğraşıyor? Bu size o kişiyle alakalı çok ciddi veriler sağlar. Bir günü değil, oturun sağlam olsun 2 günü, 3 gün olsun. Bu eşiniz olur, çocuğunuz olur, aynanız olur, fark etmez. İş yerinizdeki arkadaşlarınız olur. Kişileri tanımak istiyorsanız pratik bir yöntem zaman kullanımını inceleyin. Size çok fikir verecektir. Ha, tamı tamına tanınmışsın, tanıyamayabiliriz ama fikrinizi alırız. Özellikle bunu çok fazla şey yapıyorlar. Mesela sosyal medya kuruluşları, insan kaynakları şirketlerine sosyal medya profillerini satıyor ya da paylaşıyor belli ücret karşılığında. Bunun nedeni kişilerin orada beğendiği şeyler, oradaki bastığı butonlar, girdiği aktivite olduğu yoğun alanlar, takip ettikleri şeyler %90 ihtimalle kişiliklerinin yansıması, geçirdiği saat, vakit. Bunların hepsi orası özelinde insanın kişiliği hakkında bir fikir veriyor. Biz de bunu zaman kullanımı açısından düşünüyoruz. Kişinin zaman kullanımı, gün içerisinde zamanını nereye ayırdığı, neyle vakit geçirdiği bize hani ilgileri, değerleri ve kişiliği hakkında fikir verebiliyor. Ha, şimdi dediğiniz şeye geleceğim. Aslında zaman kullanımı öz yeterlilik, öz denetim ya da otokontrolle mümkündür. Yani kendinizi kontrol etmeniz, ara ara sormanız gerekiyor. Ne hissettiğinizi değil. Bakın buradaki stresteki farkı bu. Ne düşünüyorsunuz? Harekete geçmeniz gerekiyor mu? Gereken mi düşünerek geçemiyorsunuz? Neden geçemiyorsunuz? Yani bir şey yapmanız gerekiyor. Bazen o olur. Aklımızdan yüzlerce fikir geçiririz. Ama birçoğu yarım kalır. Ya da yapamayız. Yapmakta sıkıntı yaşarız. Böyle çok hisseden insanlarımız oluyor. Yani yaşıyoruz da, görüyoruz da. Şunu yapacağım diyoruz. Büyük bir hevesle işe başlıyoruz. Ama çoğu zaman yarım bırakıyoruz. Devamını getiremiyoruz. İşte burada otokontrol devreye giriyor. O ne hissettiğiniz değil de ne düşündüğünüzle ve bu düşünceye ne kadar sahip olduğunuzla alakalı bir şey. Mesela ilk heyecan geçtikten sonra bir projeye devam edebilmektir otokontrol. Sizin bir heyecanınız var. O heyecanla bir işi yaparsınız. Hani bazen çok yaşarız. Bunu yine çocuklardan örnek vereceğim. Kusura bakmayın. Aynı örnekler veriyor da demeyin. Çünkü çok fazla bu konularda gün içerisinde danışma yaptığımız için artık içimize yerleşiyor. Mesela bir çocuğa yeni bir oyuncak alırsınız. Ne yapar o çocuk? 1-2 saat içerisinde muhtemelen kırar. Normal, sağlıklı bir öğrenci kırar. Yani çocuk kırar. Normaldir. Kırması da oynasa da normaldir. O çocuktur. Onun yaptığı her şeyden sorumlu tutulamaz. Ve ilk heyecan geçtikten sonra onu size bin bir zahmetine büyük paralara aldırılır. İlk heyecandan sonra muhtemelen 2 saat sonra o yoktur. Yani ya kırılmıştır ya da bir kenara atılmıştır, oynanmamıştır. Önemli olan aldırmaktı belki. Bu bize şunu gösteriyor aslında. Bu duygu bizde farklı yaşlarda farklı şekillerde devam ediyor. İlk heyecan olarak her şeye biz bir ilk heyecan duyarız. Bir duyguyla sahipleniriz. Ama daha sonra ona olan, onu gerçekleştirmeye olan düşüncelerimiz değişir. İlk heyecanı kalmaz. Yılgınlık başlar, sıkılmalar başlar. Haliyle tembellik devreye girer ve erteleme hastalığı bu sefer devreye girer. Erteleme bir hastalıktır arkadaşlar. Huydur, alışkanlıktır. Bu sefer ona gerçekleştirmeye şey yaparız. Olumsuz düşüncelerden dolayı o bizde hemen yarım bırakır. Yarım bıraktırır o işi. Ve bu sefer ne yaparız? İşi devam ettiremeyebiliriz. Otokontrol işte burada. Onu arttırmak gerekiyor. Sürekli kendinizi kontrol edin. Ben bu işi yapacağım. Bu iş benim ve bu işin altından kalkacağım şeklinde şartlandırmaya çalışın kendinizi. Mesela akıl. Yani sanırım Hazreti Ömer'in bir sözüydü. Ben öyle aldım ama umarım yanlışım varsa düzeltiniz lütfen. İnandığınız gibi yaşamazsanız diyor, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız diyor zamanla. Yani bu gerçekten şu anda günümüz modern dünyada çok fazla yaşadığımız bir durum. Bir şeye yaşantıya göre ya yaşadığınız şekilde de o kabullenir. Ya benim yaşantım bu, benim tarzım budur deyip devam edebilirsiniz. Ya da bir şeye inanırsınız. İnandığınız şeyi
yaşantı haline getirirsiniz. Bu tercih meselesidir. Neyi tercih ederseniz. Ben bu işte başarılı olacağım. Mesela kendimi kişisel alan, gelişim alanında gerçekleştireceğim inancıyla hepiniz buraya geldiniz bakın. Şu anda hepiniz bir şeyleri gerçekleştirmek, öğrenmek için buradasınız. Bu bir inanç. Bakın zamanla inandığınız gibi yaşamaya başlarsınız. Ama hangi şartla? Otokontrolünüzü sağlayıp bu işi bırakmayarak. Yılmayarak, yılgınlık göstermeyerek. Neden? Eğer böyle yaparsanız akıl inançları ispat etmek üzerine çalışır. Bakın insanın doğası bu çok burası çok çok önemli. Bu her insanda otomatik bir düşüncedir. Otomatik olarak bilinçaltının doğru ya da yanlış diye bir düşüncesi yok. Bizim doğru ya da yanlışımızı ego ya da süper ego dediğimiz sistemler oluşturur. Ama ya da değerlerimiz, algılarımız toplumda bize sunulan değerler oluşturur. Ama insanın bilinçaltının doğru ya da yanlış diye bir ayrımı olmaz. Neye inandıysanız onu ispat etmek üzerine çalışır. Bakın aklınız inançlarınızı gerçekleştirmek üzere çalışır. Bu yüzden inanç önemli. Neye inanıyorsanız onu gerçekleştirmeye çalışın. Otokontrolünüz ben bu işi yapacağım demek. Bakın. Ve siz o işi bir şekilde yaparsınız. Endişeniz olmaz. Makul ve mantıklı bir hedefse yaparsınız. Neden? Farkında olmadan bilinçaltınız size o işi yapacak argüman ve dokümanlara sizi elinizi götürür. Bir bardak verelim elinizde. Bu bir deneydir. Sen bu çayı dökeceksin 10. şeyden sonra dersiniz. 10. adımdan sonra. Ve kişiye de dersiniz ki sen bunu gidene kadar tekrar et. Dökene kadar tekrar et dersiniz. 10. adımda değil 5. adımda muhtemelen o bardağı döker. Neden? Bilinçaltı inandığı bir şey gerçekleşti. Çünkü sürekli söylediğiniz için inanırsınız artık. Bakın olumsuz dil dedik ya biraz önce bir arkadaşımız sordu olumsuz inanç. Çok tehlikelidir çünkü söyledikçe inanmaya başlarsınız. Dikkat etmeniz gerekir. Onu bir yerde dilinizi ısırın. Durdurmanız gerekiyor. Ve aklınız bu inandığınız şeyi gerçekleştirmeye çalışır. Neye inanıyorsanız. O bardağı dökeceğinizi düşünüyorsanız siz o bardağı dökersiniz. Buradan siz kişisel gelişim alanında kendinizi yetiştirmeyi düşünüyorsanız emin olun yetiştirirsiniz. Birisinin bir şey anlatmasına gerek yok. Sizin bilinçaltınız burada anlayacağı şeyleri bulur çıkarır. Yeter ki otokontrolünüz sağlam olsun. Ve biz buna psikolojide olumsuz anlamda eğer olumsuz olursa kendini gerçekleştiren kehanet diyoruz. Çok depresif kişilerde, anksiyetik kişilerde karşılaştığımız bir olay. Akıl inançla yani kendini gerçekleştiren kehanet. Önce bir kehanet kuruyorsunuz. Bir çıkarımda bulunuyorsunuz. Ne diyorsunuz? Ben bu işi yapamam. Benden olmaz. O iş kim, ben kim? Ya da o kim, ben kim? Bakın hayat öyle şeylerle dolu ki sizin belki onda birinizde o kadar olmayacak insanlar bir yerlere gelmiş bir şeyler yapıyordur belki. Neden? İnandıkları için. Siz öyle dediğiniz için o kurduğunuz kehanet daha sonra ne olur? Bilin bakalım ne olur? Bir kehanet kurdunuz. Dediniz ki ben bu işi yapamam. Evet. Çok doğru. Kendini gerçekleştirir. Siz doğru. O işi yapamazsınız. Evet, doğru. Kötü duygular, düşünceler iyi olanlardan daha çabuk gerçekleşiyor. Nedenini sorarsanız, olumsuzun gerçekleşme oranı çaba gerektirmediği için daha çabuktur. Bir arkadaşımız sormuş, hocam olumsuz şeyler diyoruz hemen gerçekleşiyor. Olumluları diyoruz olmuyor. Doğru. Neden olmuyor? Otokontrol, inanç gerekiyor. Biraz uzun süreli çalışma gerekiyor. Olumluların da özelliği o. Yani kolayın arkasında olsaydı zaten yani insanlar arasında şey olmazdı. Fark olmazdı. Yani fark oluşturmanız lazım. Daha çok çaba sarf etmeniz ve daha çok kontrollü olmanız gerekiyor. Yani kendini gerçekleştiren kehaneti daha çabuk yaparsınız. Ama kendinizi gerçekleştirmeyi daha zor yaparsınız. Olumsuzu daha çabuk yaparsınız. Bu biraz yapısından dolayı. Çünkü bir şeyi yıkmak kolaydır. Şu binayı, oturduğunuz binaları düşünün. Belki bir senede yapılmıştır birçoğunuzun binası. Şimdi yıkmaya kalkın 10 dakikada. İşte olumsuz duygular da böyle. Olumsuz duyguları sahiplenmek, kabullenmek anında olur. Çünkü insanın fıtratı olumsuza yakındır bak. Olumsuza yakındır.
Çünkü kolaydır. Olumsuz bir zahmet gerektirmiyor. Sen bu işi yapamam. Tamam yapamam arkadaş deyip çekilirsiniz kenara. Bir mücadele gerektirmiyor. Ama yaparsın dediğin zaman mücadele gerektiriyor. Buna odaklanmak zaman gerektiriyor. Şu binayı yaparsın dediğin zaman bir sene de yaparsın. Çünkü ince işçilik zaman gerektirir. İşin doğası bu. Yıkması kolay. Olumsuz kolay. Ama olumlu zaman gerektirir. Bu inatta ve disiplinde olmak lazım. O yüzden dikkat edin. Sizden bir ricam olsun bu. Sakın ola yani inandığınız şeyleri olumsuz kurmayın. Yoksa kendinizi baştan olumsuza adapte etmiş olursunuz ve onu da gerçekleştirirsiniz emin olun. Hani bir yola girdiniz, bunu devam ettirin, yılmadan devam ettirin. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şimdi buradaki en büyük neden, devam ettirememenin en büyük nedeni otokontrol eksikliği. Çünkü bize zaman ve emek gerektiriyor olumlu duygular. Ama bunu biz gösteremiyoruz, baştan pes ediyoruz. Bunun da böyle bir özelliği var ki bu olumlu duyguların arkadaşlar. Bir gerçekleştirmeye başlayınca emin olun bir kez kazanılmaya başladıktan sonra otomatik hale gelir. Zannediyor musunuz ki başarılı insanlar sürekli bir şeyler yaptığı için başarılı? Hayır. Onlar bir kere baştan düzeni iyi kurdu. O öyle kendini tamamlıyor ondan sonra. Yani sürekli çaba da gerektirmesine de gerek kalmıyor. Çoğu durum öyledir bak. Yeter ki iyi doğru zamanda doğru adımı atarsanız onlarca adım atın. Elbet birisi doğru tutacaktır. Ve yanlışlara da odaklanmazsanız emin olun bu alışkanlık haline gelecek ve kendiliğinden dönen bir döngü haline gelecek. O onu tanıştıracak, o onu tanıştıracak. Belki dünyanın en iyi kişisel gelişim uzmanı olacaksınız. Neden olmasın? Yani bunun olmaması için bir neden yok. Bazı insanlar rahatlığa alışıktır ve bunu değiştirmek, çaba göstermek zor gelir. Çünkü dedim ya, bir çaba gerektirmez olumsuz düşünceler. Önem verdikleri bir hedefe ulaşmak için anlık haz ya da heyecanlarından vazgeçip bunları ertelemek istemez. Dediğimiz gibi daha cazip durumlar vardır. Biz çok karşılaşıyoruz. Özellikle öğrencilerde çok karşılaştığımız bir durum oluyor. Ya işte hocam kafede oturmak varken ders çalışmayı kim ister ki? Doğru. Ama işte başarı da beleş gelmiyor. Kimse sana altın tepside sunmayacak kariyeri. Dediğiniz zaman iş bitiyor. Bu insanlar başlarına önemli bir şey gelmediği sürece alışkanlıklarını değiştirmeyebilir. Kişi kendi istemedikten sonra, yani siz kendiniz istemedikten sonra emin olun hiçbir yöntem yarar sağlamaz. Önce kendinizden başlamalısınız olaya. Yani ben kendimden başlıyorum bazen insanlara bir şey anlatmadan önce. Yani etkisi olsun bu insanlara yapmadığım bir şey söyleme diye kendimi önce düzeltmeye çalışıyorum. Ve 2 yaşındaki bebeğe bile zorla yemek yediremezsiniz biliyor musunuz? Yani bu artık şeydir. İstek duymanız gerekiyor. Önce bu işi yapmaya istekli olun. Değişmeye, değiştirmeye, zamanı yönetmeye istekli olun. Cam tavan sendromu diye bir şey var. Bilmiyorum duyanlarınız var mı? Bu daha çok iş hayatında geçer. Örgütsel psikolojide çok geçer ama biz bunu hayatın her alanda yaşarız. Her ne kadar örgütsel psikoloji sahiplense de bizim genel psikolojide çok karşılaştığımız bir olaydır cam tavan sendromu. Cam tavan sendromu kişilerin üst seviyelerdeki pozisyonlara ya da seviyelere gelebilmek için çabalamalarına rağmen ilerlemedikleri düşüncesiyle görünmez saydam engel koymalardır. Yani biraz önce bir arkadaşımızın sorduğu olumsuz düşünceler. Bize aslında bir cam tavan oluşturuyor tavanımızda. Biz onun dışına çıkamıyoruz. Neden oluşacağını şimdi birazdan söyleyeceğim. Temelde oluştuğunu, neden oluşturduğumuzu söyleyeceğim. Cam tavan sendromunda bir çıta belirliyoruz. Biz bunun ötesine çıkamayız. Ya o nerede ben neredeyim? O nasıl ben nasılım? Yani kendimizi hep bir aşağıya çekme, hep bir aşağıda görme pozisyonuna sokarız. Yani kendimize bir tavan oluştururuz. Gerçekte bir tavan değil. Yani olması gereken çok daha yukarıdadır ama biz onu aşağıya çekmiş oluruz. Bu sayede bir engel koyarız. Arkadaşlar kendini yönetim dediğimiz bir olay var. Hani biz dedik ya bunu nasıl başarabiliriz? Biz nasıl kendimizi yönetebiliriz? Zamanımızı nasıl yönetebiliriz?
Bu tarz duygulara sahip olan insanlar zamanı verimli kullanır. Kendini yöneten insanlar stresi iyi yönetir. Saldırgan ya da agresif tavırları azdır, olaylara pozitif yönden yaklaşır. Değişen durumlara esneklik gösterir, olumsuz duygu ve düşünceleri denetim altına almayı başarır. Ve temelde insanın yönetebileceği tek şey kendisi ve kendinize odaklandığınız zaman çok ciddi verimler elde edebilirsiniz. Biraz önceki soruya geldik. Yani neden biz hep olumsuz düşünceler, olumsuz duygular içeriyoruz? Bazen bunların altında eziliyoruz. Zamanı yönetirken bile, bir iş yapabileceğimiz zaman bile kendimize engeller koyuyoruz. Mesela birisi bize bir şey dedi. Evet, insanın inancı her şeyi yaptırmaya müsait. Evet, bunu demiştik. Yani inanç önemli. Yani bir inancınızı sabit tutmanız, doğru istikametinizi çok doğru tutmanız önemli. Arkadaşlar, öz denetimi yüksek olan kişiler olumsuz diyaloglarla başa çıkar. Şimdi eğer öz denetiminiz, kendinize denetiminiz, kendi kontrolünüz çok azsa, az düzeyde ise olumsuz diyaloglar sizi bir şey yapmanıza engel olacaktır. Mutlaka olumsuz diyaloglar devreye girecektir. Aslında bir kök inancınız var, temelde bir inancınız var. Bu inanç hemen oradan devreye girecektir. Mesela bir yöntem düşünüyorsunuz, bugün bir şey yapacaksınız, bir sorun çözme üzerine. Hemen aklınızdaki diğer düşünce, bu düşünceler, flashbackler çok gelir, hepinizin aklına çok gelir. İşe yaramayacağını biliyorum, mesela dediniz. Bunun tahmini kök inancı nedir biliyor musunuz? Hiç başarılı değilsin. Siz temelde kendinize bu fikri edinmiş olabilirsiniz. Tahmini bunlar. Temelde bunu kendinize edinmiş olabilirsiniz. Eğer çok fazla olumsuz diyalog kullanıyorsanız. Ya da ikinci planda benim hiçbir şeyim doğru gitmez. Temelde zamanında belki bırak sen yapamazsın denmiştir. Bunu sahiplenmişsinizdir. Sahiplenmek çok önemli. Yani buradaki bir duyguyu sahiplenmişsinizdir. Reddetmemişsiniz. Bırak sen yapamazsınız demiş. Hayır ben yaparım değil de doğru ben ya sen yapamam ben yapamam. Yani kabullenmişsiniz olayı. Bu da sizin hayatınızın daha sonraki aşamalarınızda benim hiçbir şeyim doğru gitmez diye sembolik bir şekilde, konversif bir şekilde ya da farklı bir durumda ortaya çıkmış. Çıkıyor ya da çıkar. Çok beceriksizim. Kök inancınızı bir kontrol edin. Temelde ne olabilir? Acaba neyle bağlantı kurdunuz? Neyle neden gelişti? Bak yine beceremedin olabilir mi acaba? Yani bu mutlaka içinizde bunun bir karşılığı olan bir kök inanç mutlaka vardır. O kök inancı değiştirirseniz, o kök inanca olumlu duygular yerleştirirseniz eğer emin olun şu siyah tarafın hepsi kırmızıyı düzeltirseniz siyah silinir. Yaratıcı değilim. Belki zamanda size ne diyorsam onu yap denmiştir. Ya da iş ortamında o denmiştir. Ya da eşiniz, aileniz, çevreniz onu demiştir. Siz onu sahiplenmişsinizdir. Ve zamanla kendinize kalıp çıkarmışsınız. Buradan hareketle yaratıcı değilim. Çünkü evet yaratmak Allah'a mahsur, orası ayrı belki ama bir şey üretemiyorum. Üretici değilim demek. Aynı anneme benzemişsin. Bazen bu çok şeydir yani. Hani halk arasında kullanılan bir şey var ya aynı anasının kızı ya da armut dibine düşer şeklinde. Bunu kabullenmeyle alakalı. Yani çevreden bir şey duydunuz, dendi. Zayıf bir anınıza denk geldi, bunu kabul ettiniz. O kadar içerledi ki, içinize yerleşti ki. Bunu yerleştirdiniz içine. Aslında hakkı olmadan yerleştirdiniz. Sizin belki çok beceriksiz birisi değilsiniz. İşlerinizin her şeye doğru gitmiyor. Çok şey de becerdiğiniz oluyor. Onları neden göz önünüze almıyorsunuz? Ama kök inancınız neyse yaşadığınız olaylarda o şekilde yorumlamaya gidiyoruz. Bu en kolay. Değişim gerektirmiyor, stres gerektirmiyor, kabul gerektiriyor. Zamanım yok. Klasik bir cümledir. Bazen hep hadi acele et cümlesini duyduğunuz için belki yerleşmiştir. Ona karşı bir savunmadır. Çok ağır kanlısın, çok tembelsin denmiş zamanında ya da bir şekilde kendimize demişizdir. Buna illaki birisinin demesi değil. Biz kendimize de bunu demişizdir.
Bunlar, buradaki maddeler bazen kendimize, biz kök inançlarımızı kendimiz de oluşturabiliriz. Çok ağır kansın, çok tembelsin demiş birisi. Ben, zaman bana yetmiyor. Bak, neden yetmiyor? Herkese aynı zaman verildi. Sen farklı ne yapıyorsun? Yani o işini doldurma kısmına odaklanamıyor. Evet, kök inancınızı bulmak için bir dizi soru var. Doğrusu hani arkadaşımız sormuş, kök inançlarımızı bulmak için bir dizi soru var mı? Soru, evet, soru var. Ama en güzeli, en kısa yöntem kendinizi dinlemek ve analiz etmek. Yani kendinizi bir derinsel bir analize sokmanız gerekiyor. Bu terapi ortamında da çok güzel oluyor. Ama kişi bunu alışkanlık haline getirdiği zaman kendi dinlemeyi, bunlar gün yüzüne çıkıyor. Acaba neden yaptı? Niye yaptı? Yani ne olabilir? Bunun temelinde ne yaşamış olabilirim ki ben bunu düşünüyorum? Şimdi arkadaşlar, küçük bir ara verelim. Bir 10 dakika aramız olsun bu konuya geçmeden. Zaten 3 maddemiz var. Ondan sonra küçük bir soru cevapla bitiririz. Cam tavan sendromunu da tekrar edeyim. Çünkü inancımızı bulmak için soruları da aradan sonra tekrar edelim arkadaşlar. Bir 10 dakika son aramız olacak. Ondan sonra da soru cevap ve bu kalan kısımların, 3 maddenin bitirilmesiyle birlikte eğitimimizi sonlandırırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Küçük bir slide gözden geçirmesi yaptım. Hem de zamanımızı etkin kullanma adına, sizi de fazladan yoğurmadan. Şimdi arkadaşlar, zamanı yönetme kısmında zamanı algıladık, planladık, zorlukları fark ettik. Yani engellerimiz, olumsuz iç diyaloglarımız, bunları da fark ettik. Ve şimdi kendimizi tanıma noktasına geldik. Kendimizi tanıma noktamız, özetle güçlü ve zayıf yönlerinizi belirleyin. Yani siz nesiniz? Kendinizi nasıl tanıyorsunuz? Hedeflerinizi, güçlü ve zayıf yönlerinizi, verimli verimsiz saatlerinizi iyi bilen bir kişi zamanı iyi yönetir. Neden? Ben saat 8 ile gece, atıyorum, akşam 8 arasında verimli olabiliyorum. Akşam saat hava karardı mı benim verimim düşüyor. Bu gayet tabii bir olaydır ve biyolojik zamanla alakalı bir durumdur. Ve bu buna göre hareket etmesi gerekir insanın. Aynı şekilde kolay karar alırım, sabırlıyım, düzenliyim de diyebilirsiniz. Zayıf yön olarak da bunu belirtebilirsiniz ve ona göre hareket edersiniz. Sabırsızım, dağınığım, iki parmak klavye kullanırım. İş ayarınızı ona göre yaparsınız. Güçlü ve zayıf yönlerinizi kullanarak ve dikkat ederek işlerinizi ayarlarsanız, emin olun zaman kullanımınız daha verimli bir hale gelecektir. Yine zaman tuzaklarını fark etmeniz gerekir. Zaman tuzağı dediğimiz şey, zamanımızı nasıl harcıyoruz? Biraz önceki cümlemize geldik tekrar. Yani bu sizin aynanız bir taraftan da. Buna çok dikkat edin. Zamanınızı ne kadar tuzaklara kaptırıyorsunuz? İş yerinde kahvaltı, internet, e-postalar, ziyaretçiler, telefon görüşmesi, hepimizin hayatında olan şeyler. Bunu bir emekli de olsak, çalışan da olsak, internet olayı, ziyaret olayı, telefon olayı, araları uzatmak, toplantılar, protokol uygulamaları, televizyon, sosyal medya, sigara veya kaçış faaliyetleri, yani o işi yapmamak için her türlü başvurduğumuz yöntem, bizim zamanımızı nasıl harcadığımıza dair, zaman tuzaklarına, hangi tuzağa teslim olduğumuza dair bize ciddi veriler sunacaktır. Aynı şekilde evet, birazdan göstereyim. Şimdi kök inançları bitirdik arkadaşlar. Kök inançlarda çok fazla konuşacak şey var. Kök inançlar biraz daha bambaşka bir konu. Bilinçaltı konusuna girmek gerekiyor. Yetiştirilmek tarzına girmek gerekiyor. Ya da yetişme tarzına, algılayış tarzına. Çok güzel şeyler var. Eğer dilerseniz ona ayrı bir şey yapabiliriz. Kök ilaçlarıyla ilgili ayrı bir eğitim olursa çok daha güzel olur diye düşünüyorum.
Çünkü yani birçok davranışımızın nedeni bence kök inançlar. Hatta kök inançları aslında egzersiz olarak yapmak daha doğru. Bir kişi, birkaç kişiye soracağımız sorular var. Belli sorular sormamız gerekiyor. Nedenler, niçinler? Mesela bununla ilgili hayatında ne oldu? Mesela bir kök inancınız var, ben bunu yapamam. Sen bu fikre nereden geldi? Nasıl geldi? Bunları bir eşelemek gerekiyor. Yani elbette bu bir anda oluşan bir düşünce değil. Kişilik yapısıyla da alakalı. A tipi ya da B tipi kişilik olmayla da alakalı. Ama daha çok biraz daha kişinin sosyo-duygusal çevresiyle, etkileşimiyle alakalı olan getirdiği şeyler diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi çok güzel şeyler var, çok derin şeyler var. Konuşmak da isterim ama vaktimiz biraz sıkıntılı olduğu için açıkçası çok da şey yapamıyorum o konuya. Şu an için giremiyorum. El kaldıran arkadaşlar için biz konular bitirdikten sonra söz vereceğim arkadaşlar. İnşallah vaktimiz kaldıkça. Teknikleri uygulak zaman tuzaklarını fark etme kısmındaydık. Yani bu kendinizi fark edin. Yani en çok vakti neye harcıyorsunuz? Bunu bir tespit edin. Zamanı algılarken düşünün. Yani hangi tuzaklara ben zamanımı kaptırıyorum, yediriyorum? Bazen farkında olmuyoruz. İnternet başında geçen, sosyal medyada geçen süre hayatımızda şimdiki telefonlarda gösteriyor. Atıyorum 3 saat ekran süresi. 5 saat ekran süresi. Ciddi bir zaman. Yani karşılığını almadığınız bir zaman, emin olun. Bunun karşılığında hiçbir şey elde etmeyeceksiniz bir yerde. Ama çok ciddi zamanımız gidiyor. Bir analiz edin. Yani vaktinizi neye çok harcıyorsunuz? İş hayatınızda olsun, eğitim hayatınızda olsun ya da aile hayatınızda ya da emeklilik yaşantınızda olur. Fark etmez. Mümkün olduğu kadar incelemeye, araştırmaya çalışın. Bu tuzakları bir öğrenin bakalım nelermiş. Ve bu tuzaklarla mücadele etmek gerekiyor. Kısıtlamak gerekiyor. Yani bu tuzaklar aslında üç gruba ayrılıyor. Kişinin kendisinden olan tuzaklar, işten kaynaklanan tuzaklar, iş ortamından kaynaklanan ya da örgütsel yapıdan kaynaklanan tuzaklar. Zaman tuzaklarına yine devam ediyoruz. Zaman tuzaklarına baktığımız zaman, yani kişinin kendisinden kaynaklanan tuzaklara baktığımız zaman hep öz disiplin, otokontrol, alışkanlıklar, yani kendimizde alıştırdığımız şeyler, çok fazla rutin hale getirdiğimiz şeyler. Günün her saati kalkar kalkmaz sosyal medyayı takip etmek. Mesela bir arkadaşım demişti ya ben gece 2'ye kadar kontrol ediyorum. Çok yani iyi ya da kötü bir durum, bir şey diyemiyorum ben. Peki sonra sabah 7'de kalkıyorum bir daha kontrol ediyorum. Yani sence 2 ile 7 arasında ne olmuş olabilir diyorum. Bilmiyorum ki diyor. Hep aynı şeyler görüyor. Olmadı tabii. Aynı şeyler görürsün normal. Çünkü insanlar gece 2 ile 3 arasında da artık yani 2 ile 7 arasında da ne bileyim çok şey göreceğini zannetmiyorum yani. Birkaç belki paylaşım belki. Ve artık bu alışkanlık haline gelmiş insanlarda. Ama bu alışkanlığı biraz saat sınırıyla koymak gerekir. Bir de zamanla. Yani günün belli saatler altında belli aralıkta takip etmek daha mantıklı olacaktır. Güç işlerden kaçınma da bir zaman tuzağıdır. Yani zor işlerde çok yapmak istemeyebiliriz. Yapmamak için bir erteleme duygusuna girebiliriz. Erteleme olayı da arkadaşlar unutmayın alışkanlıktır. Erteleme alışkanlığıdır. O bir hatta erteleme hastalığıdır. Yani pnömezi diye şey de geçiyor. Yani psikolojide de öyle bir rahatsızlık var. Bunu huy edinmektir. Artık bir yerden sonra hiçbir şey yapmamak ve sadece ertelemek. Ve bu artık kısır bir döngüye sokar insanı. Hayır diyememe yine zaman hırsızı. Her arayana, her konuşana, her sorana bir cevap verme. Biraz önce dedik ya yani streste de bu var. Hayır diyememek de bir stres nedeni. Neden? Herkese ve her şeye yetişemezsiniz. Bir yerde hayır demeniz gerekiyor çünkü gücünüzü aşıyor. Zamanınızı yiyor çünkü. O da bir strese neden oluyor. Önceliklerin belirsizliği yani zaman tuzakları arasında önemli işlerinizi en önceye alın. Stres zaman baskısı zamanın tuzağı yine ve kararsızlık yine zaman tuzağı. Bunun yanında plansızlık, zaman tuzağı, yarın ne yapacağınızı bilmemek. Dediğim gibi bir defteriniz olsun, bir ajandanız, masanın üzerinde bir şey olsun. Ama neden plan yapmazsınız? Gerekli görmezsiniz ya da çok işiniz yoktur. Ya da yönetmeye değil de yapmaya meyilli olursunuz. Yani
Yapmaya çalışırsınız. O günü planlamadan alışkanlık haline getirmemişsinizdir. Plansız da başarılı olabileceğini düşünüyorsunuzdur. Bu da düşünebilir ama ben çok mantıklı bulmuyorum da bunu. Önemli olan hafta boyunca yapmak istediklerinizi listeleyin. Bakın o dediğim masa üzerinde 6-7 günü birlikte aynı sayfada bulunan şeylerden kullanın. Günlük yapılacakları listeleyin. Listenizin başındaki büyük işlere, önemli şeylere dikkat edin. Başladığınız işi tamamlamaya özen gösterin. Yarım iş bırakmamaya, alışkanlık haline getirmemeye çalışın. Ve zamanımı en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirim diye kendinize sürekli sorular sorun. Bu hani dedik ya bir şeyi sürekli konuşursanız artık dilinizde bu size alışkanlık haline gelir. Bunu çok önemseyin konuştuğunuz şeyleri. Yani her zaman her şeyi konuşmak doğru mu? Değil. Yanlış. Olmasını istediğiniz şeyi konuşun. Hani dinimizde de var ya hayır konuşun ya da susun. Bunu oluşturmaya çalışın kendinizde. Erteleme oyalanma şeyine çok girmeyin. Hoş olmayan işleri ertelemek yani sonuçta size işten kurtarmaz, stresten de kurtarmaz. Aslında daha çok stresi arttırır ve daha büyük boyutlarda bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani en basit ev işinden tutun da yapacağınız en büyük işe kadar, ödevlerinize, okulunuza ya da çevresel bir sorumluluğunuza kadar bir şeyleri ertelememeye özen gösterin. Yapılacaksa yapın. Bu kesin olsun. Ağzınızdan bu cümle kesin çıksın. Yapılması gerekiyor ve yapacağım. Kendinize ya da bir başkasına zarar verecek bir şey değilse sonuna kadar da arkasında durun. Evet arkadaşlar biraz yüksek sesle anlatmam isteniyor ama sanırım bağlantıyla alakalı bir durum. Sanırım yüksek bağlantı şeylerinde bir problem olabiliyor. Yani bu benden kaynaklı da olabilir. Sizlerin internetinden kaynaklı da olabilir. Ama bazı arkadaşlar da ses iyi normal şeklinde yazıyor. Demek ki hani bağlantı kaynaklı arkadaşlar. Bir de nasıl dönüştüreceğiz diye sormuş kök inançlar. Arkadaşlar kök inançlar değiştirmek çok kolay. Yani bu sizin çok Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploma sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. basit, rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. Çok orijinal, çok ciddi bir terapi ortamında da olabilir. Ya da kendi başınıza dinleyerek, düşünerek yapacağınız bir şey de olabilir. Kök inançlar çok ilginçtir. Yani özellikle meditasyon ve hipnoz da çok iyi değiştirilebiliyor. Yani ben öyle gördüm. Şimdi sen daha başarılısın. Aslında o söz senlik bir söz değil. O herkese söylenen bir şey. Sen üzerine almışsın. Ve şimdi o yapışan şeyden kurtuluyorsun. Bunu kendinize meditasyon olarak yapın ve kurtaldığınız anı yaşayın. Bunu yaşarken de vücudunuzda bir şeylerin aktığını hissedin. Ama dediğim gibi bir kök inançlarla ilgili bir çalışma yapalım. Ben bunu size egzersiz üzerinde öğreteyim. Hem de kendiniz hipnotik bir şekilde herkes kimseye söylemeden kendi kök inancını da halledebilir. Kök inancını buluyorsun. Ve sadece ona odaklanıyorsun. Dediğim zaman siz o inancı kendiniz bulacaksınız. Bana söylemenize gerek yok. Benim bilmeme de gerek yok. Zaten bilecek olan sizsiniz. Ve onu çözecek olan da sizsiniz kök inancınız. Ve ondan kurtulduğunuz zaman, o yapışan şeyden kurtulduğunuz zaman sizin gerçek şeyiniz ortaya çıkacak. Ve bunu arada bir yapın. Yaptıralım. Yani yapalım. Bu biraz meditasyonu bir iki sefer sanırım yani hipnotik seansı biraz öğretmekle alakalı bir şey. Pratik yapmayla alakalı bir şey. Öğretmek demek yanlış olmasın. Hani bilirsiniz ama pratik yapmak gerekir. Birkaç zamanda o şey olur. Size daha iyi kalıcı yara sağlar. Ama böyle bir şey düşünelim yani. Ben de hazırlamayı yapayım buna göre. Bitirme yani erteleme hastalığına tutulmayın derken ben ertelemeyi biraz önemsiyorum. Huy olduğu için, alışkanlık olduğu için ve bizim Türk milletinde, bizim yapımızda, kanımızda birazcık var. Özellikle erkeklerimizde.
Yani ben de içinde bulunarak, diğer erkek arkadaşlar da küçük bir taş atarak, kaya mıdır taş mıdır artık şey yapıyoruz. Yani evet, hipnotik seanslar, hipnoterapistim aynı zamanda, hipnoz da yapıyorum. Kök inançlar konusunda ciddi anlamda işe yarıyor. Şimdi yani şu anda maalesef yapamayız. Hem vaktim çok kısıtlı, hem de şu anki bir işe bitirmeye koşullandım, ama yaptığımız zaman bayağı bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. O konuda kendime ve size güveniyorum, emin olun. Bitirme tarihini, erteleme hastalığı konusunda bitirme tarihini belirleyelim. Yani bir tarih belirleyelim. Bu iş ne zaman bitecek? Dedik ki yani 2 saatlik bir iş var elinizde. 1 saatte yaparsanız çok hızlı olur, yanlış olur. 5 saatte yaparsanız yavaş olur, verimsiz olur. Bunu bir belirleyin. İlk önce sıkıcı olan işi yapın. Enerjiniz iyiyken zor işi yapın. Hani zor zamansa eğer, zor işse kolay zamanda yapın. İyi, enerjinizin iyi olduğu zamanlarda zor işler yapın. Öyle bir planlama yapın. Pekiştirme sistemi kurun. Hani dedim ya, tipi de yürüyorsunuz. Karşıya bakarsanız o tipi sizin için bir ızdırap haline gelir. O kar yağışında yürümek sizin için büyük bir sıkıntı haline gelir. Siz ayak uçlarınıza bakarak, ne kadar güzel yürüyorum. Ay, ne kadar iyi yapıyorum. Harikasın. Kendinize hiç harika dediniz mi? Kendinize hiç iyi ki yaptım, iyi ki yaptım deyip dokunduğunuz oldu mu? İlla ki birilerinin mi takdir etmesi gerekiyor? Siz hiç kendinizi takdir ettiniz mi? Ediniz. Lütfen ediniz. Yani bu, çünkü siz bu takdiri önce kendinizden başlattınız. Pekiştirme sistemi kurun. Ya iyi ki yaptım, aferin bana. Bakın, seyredin. Çok güzel bir odayı temizlemişsiniz. Mesela. Bu eğitimi aldınız. Yani slaytları okuyun. Ya ne güzel güzel şeyler öğrendim. Bakın, siz öğrendiniz, ben öğretmedim. Dinleyen sizsiniz, siz gelmezseniz ben ne gibi anlatacağım? Duvara mı anlatacağım? Yani öyle düşünün. Size uyacak birisiyle anlaşın. Birlikte yapın bazı işleri. Baktığınız işi kendi başınıza yürütemiyorsanız ortak ders çalışın. Ortak çalışın. Veya ortak bir temizlik. Yani sorun ya da stres kaynağı neyse ortak bir şekilde halletmeye çalışın. Bu sizi güçlendirecektir. Ve şimdi yapın. Bakın, hani bu kendime düstur edindiğim bir şey. İnsanın kendinden bahsetmesi çok hoş bir şey değil, ama ben tecrübelerde fayda sağladığım şeyleri de sizinle paylaşmak istiyorum. Bir şey yapacaksanız şimdi yapın. En iyi zaman şimdidir. Bir zaman çok fazla hani ya şu anda yaparız, şimdi yaparım, ya şöyle yaparız, şunu yaparız derken bir baktım ki bu iş böyle olmuyor. İş birikiyor, hiçbir iş halledilmiyor ve bu beni mutsuz ediyor. Bu sefer ne yapacaksın? Şimdi yap. Ve sadece yap. Sonuçlarını düşünmeyin. Güzel olurmuş, kötü olurmuş, iyi olurmuş. Bizim en büyük sıkıntımız o zaten. Bir işi yapmamaya bizi en büyük sevk eden sonuçlarını düşünmek. Dikkat edin. En çok stres yaşadığınız şeyler hep sonucunu düşündüğünüz, olumsuz düşündüğünüz şeylerdir. Zaman yönetiminde de geçerli bu. Zamanı, bir işi yapamadığınız şeyler hep sonucunu kötü yaparım ya da yapamam düşüncesiyle oluşturduğunuz şeylerdir. Sonucu düşünmeyin. Sadece yapın. Yapmaya odaklanın. O işi yaptıkça siz o işi bitireceksiniz. İyi ya da kötü olması çok şey değil. Yani bakın, süreç de sizi mutlu eder. Sonuçta. Sürece bakın, bazı durumlarda sürece odaklanmanız gerekiyor. Yani sonuca da, ama sonuca nerede odaklanın biliyor musun? Sadece yapın, sonucu düşünmeyin derken olumsuz düşünmeyin diyorum. Pardon, onu ben eklemeyi unuttum, özür dilerim. Bazı arkadaşlarımız yazmış sonucu düşünmeyin diye de, hani öyle dediniz falan. Biraz önce de sonucu düşünün. Ama olumsuz düşünmeyin, buradaki kastım. Olumsuz şeyleri düşünmeyin. Sonucu, olumlu bir kök inanç geliştirin. Ben bu işi yapabilirim. Mesela. Ve bunu bir kenara koyun. Bunu düşünmeyin artık. Bu sizin kök inancınız olsun. Daha sonraki şeyler, ağacın diğer dalları, diğer yaptığınız şeyler yapmaya endeksli olsun. O ye, oradan beslensin ama. Sürekli ona odaklanmayın. Yapacağım, evet yapın. Dilinizle söyleyin. Ben bu işi yapabilirim. Ben bu işi yapacağım. Yapmam gerekiyor. Yani kesin olun. Beyin emir almayı sever. Beyin emir al, kesinlik ister. Muğlaklık, beyin muğlaklık her zaman strestir. Muğlaklık, belirsizlik her zaman kaygıdır, korkudur. Siz kendinize karşı net olun. Ben bu işi yapacağım. Beyin netlik ister. İnsanlar emir almaktan niye hoşlanmaz? Aslında kendileri emir vermesi gerektiği için hoşlanmaz. Kendi emirlerini kendileri verir. İradeleri var çünkü. O yüzden net olun kendinize karşı ve sadece yapın. Sonucu olumlulaştırın, olumlu düşünün. Ama onu bir kenara koyun.
Yani erteleme hastalığına tutulmamak için birçok yöntem var. Ödül tekniği özellikle çok işe yarıyor. Kısa ödüller verin, kısa işler verin. Komite tekniği, bunları bahsettim. Bir arada çalışın, birkaç arkadaşınızla birlikte çalışın. Parçalayın işi, büyük bir iştir. Bir anda bitirilmesi evet gözünüz yemeyebilir. Yani bunu ben bir günde bitiremem koskoca ev. Ya önce şu odayı temizleyin, yarın burayı temizleyin, yarın burayı temizleyin. Ya da 30 sayfalık ödev veya proje. Önce şurayı halledin, bugün burayı, yarın şurayı halledin. Ya da 4 tane çocuğunuz vardır. Birine gitsem küsecek. Salı günü kıza gideyim. Çarşamba günü geline gideyim. Perşembe günü öbür kıza gideyim. Cuma günü de oğlana gideyim şeklinde. Yani hayatınızda hep bir aksiyon olsun ama bilinçli bir aksiyon olsun. Planlı bir aksiyon olsun ve ertelemeyin. Yapacaksanız o anda yapın, planlayarak yapın. Kendinize güvenin. Yani bu benim yapabileceğim bir iş değil. Evet, bunu diyeceğiniz durumlar da olabilir. Ama o işte siz muhatapsanız çoğu zaman karşılaştığınız bir işte yapabilirsiniz. Ha, ben buradan uçarım demek yanlış yani siz uçamazsınız ama ya o işte yaparsınız. Ve kendinize aşırı içi boş güvende sunmayın. Bu da çok tehlikeli bir şeydir. Yani yine bizim kendimizden örnek vereceğim. Hallederiz psikolojisi. O iş bende ya. Ben hallederim. Sıkıntı yok. Siz bana güvenin falan. Ama hareket yok. Aksiyon yok. Fiziksel güce aşırı güven duyuyoruz ama yapmıyoruz. Veya zihinsel güce. Ben bunu çok öğrencilerde abilerimiz çok söyler. Ya yapabileceğine inanıyor, yaparım diyor ama yapmıyor. Yapmadıktan sonra bir anlamı yok yaparım demenin. Harekete de geçmemiz lazım. Ya da hafızaya aşırı güvenme. Mesela bazı insanlar da hafızalarına güvenir. Bir plan yapmaz, not tutmazlar. Ne derler? Ya ben işte not almama gerek yok. Benim bunların hepsini aklımda tutabilirim. Keşke güzel olsa ama öğrenci işi bu biraz daha. Bu çok faydası. Yarın 2 gün sonra, 3 gün sonra unutmalar başlıyor. Bu sefer de aa bu işim vardı, tüh ya şunu yapacaktım şeklinde bayağı bir problem yaşıyoruz. Yani işe girişmeyi engelledikçe sürecimiz de uzar. Hayır diyememe gerekiyor. Yani hayır demek gerekiyor ya. Bazen gerekiyor. Zamanı hayır diyebilmek gerekiyor. Zamanınızı çalan, stresinizi, enerjinizi sömüren insanlara hayır demeniz gerekiyor. Yani bu hayatta değiştirebileceğiniz bir durumsa hayır diyerek değiştirin. Uzak durarak değiştirin. Dostça ilişkiler kurun ama bir yerde hayatınızın çok fazla içine almanıza gerek yok. Çok fazla samimi olmanıza gerek yok. Yani bu durumlarda hayır diyebilirsiniz. Biraz profesyonel olmakta yarar var. Bunun kimseye bir zararı olmaz. Aslında sizin değerinizi de arttırır. Kendinize olan şeyinizi de arttırır. Herkese ve her zaman herkese ve her şeye yetişemezsiniz. Herkesi memnun edemezsiniz. Siz memnuniyet sınırlarınız olacak. İnsani değerleriniz olacak. Zamanınızı iyi kullanacaksınız. Ama yeri geldiği zaman da hayır demek o kişiye ve size iyi hissettirecektir. Yoksa ezilirsiniz stres altında. Ha, yapacağınız işler olacak ama baktınız kaldıramıyorsunuz. Bir yerde zorlanmaya başladınız. Bedeniniz ve zihniniz zorlanıyor. O zaman hayır demenizi tavsiye ederim. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. Yeah.